Siz bir adamı hiç görmeden, 2 dakika evvel öyle bir adamın İstanbul ilinde yaşadığını bile bilmeden, birdenbire, zanaatından ve adından seviverdiniz mi? İçinizi hiç bilmediğiniz bir İstanbul semtinin akşamı kaplarken ve evinin önünde oturup cigara içen, göz kapakları kirpiksiz ve kıpkırmızı ihtiyar bir adamı hayranlıkla, sevgiyle, saygıyla andınız mı? Hiç içinize taş gibi, ağır bir su gibi bir sevgi oturdu mu? Oturmamışsa Allah aşkına vazgeçin şu yazımı okumaktan. Bunu iftiharla söylüyorum. İçinize önce ağır, taş gibi ağır, kireçli, acı kuyu suyu gibi bir sevgi oturup, sonra Bakırköy'de gözleri artık görmeyen bir mercan ustanın şu saatte gidip eline sarılmak. Ağır ağır eşyanın rengi atan bu akşam vaktinde onu dinlemek ihtiyacıyla, bütün karaciğer hastalıklarını bu akşamlık bir kenara itip, Mercan Usta ile bir salaş deniz kenarı meyhanesinde sıcak sıcak istrongilos balığı ile 2 kadeh içmek isteğini taşıdığım için iftihar ederim. Siz böyle bir istek duymazsanız, kendi kendinizle hiçbir zaman iftihar etmeyin. Kim olursanız olun. İçimde Mercan Usta ile tanışmaktan duyacağım büyük gururun, büyük iftiharın, belki biraz daha küçüğünü şu saatte Mercan Usta'yı hiç tanımadan anmakla duyuyorum. Şu saatte dünya yüzünde yaşayan kiminle tanışmak istersin deseler bir parçacık bile düşünmem. Dünya bir yana, Mercan Usta bir yana. Mercan Usta'nın evini, çocuklarını, kaşık düşmanını, penceresinin perdelerini, sedirlerini, İsmini bilmediğim, meraktan çatladığım isimleri şiir dolu aletlerini. Mercan Usta bir yana, dünya bir yana. 2 kadehçik rakı Mercan Usta ile. Mercan Usta ile bir yer iskemlesinde, bir ceviz ağacı altında bir öğle sonu sohbeti. Mercan Usta ile herhalde şu saatte kapamış olduğu dükkanında balıklar, canavarlar, çarkı felekler, beyazlar ve siyahlar, ceviz tahtaların envai hakkında bir konuşma. Mercan Usta'nın ellerine hayran hayran baksan, testerelerini, matkaplarını, hele ellerini, hele ellerini. Şimdi şöyle kendi halinde mütevazı bir gazetecikte röportajlar yapsaydım, yarın kalkar, sıcak dalgası İstanbul'u daha sarmadan Mercan Usta'yı aramaya koyulurdum. Hiç şüphem yok, sanatındaki tekniğine imanı olan adamlar gibi sertçe bir adamdır Mercan Usta. Sonra birdenbire yumuşar. Mercan Usta balıklara, deniz mahlukatına düşkündür. Mercan Usta akşam üstleri 2 kadeh mutlaka atar. Mercan Usta eski bir kantoyu mutlaka söyler. Yanağında bir beni mutlaka olsun der. Sonra madam işitti mi, işitmedi mi diye gözlüklerinin altından iki tarafına mutlaka bakar. Mercan Usta ya kendisi Ermenidir yahut madamı. Mercan Usta Ermeni de olsa, Türk de, Tunuslu zenci kırması da olsa mutlaka İstanbul'un Türk halkındandır. Ah Mercan Usta, vapur adaya doğru gümbürdeyip giderken, ben alt kamerada buram buram terlerken, deve tellal, keçi berberken, seni andığım, görmeden sevdiğim için alabildiğine sevinçliyim, mesudum. Kemik kalkmalı bu boyacı sandığı 20 senelik. Gözleri görmez oldu, işi bıraktı Mercan Usta. Yoksa? Nereli mi? Doğma büyüme Bakırköylü. Bu gördüğün bahçelerde açmayan çiçeklerin, bu denizlerde yüzmeyen balıkların, bu döner durur halkaların, bu çarkı feleklerin, bu masallardaki ejderhaların yaratıcısı Mercan Usta'dır. Köprü merdivenlerinin bir tanesinin altında bir dilsiz boyacı vardır. Mercan Usta'nın reklama ihtiyacı yok. Mercan Usta dahidir. Fakir doğdu, fakir ölecek. Ben burada dilsiz boyacının reklamcısıyım. Gidip ayakkabılarınızı boyatın dilsiz boyacıya. Sonra Mercan Usta'nın özenmeden yaptığı kemik kalkmalı boya sandığını yeni bir dünyaya doğar gibi seyredin. Boğaziçi'nde mehtap, Çamlıca'da grup, insanoğluna ölümü de arada bir hatırlatır. Mercan Usta'nın boyacı sandığı durmadan yeniden doğmanın mehtabıdır. Mercan Usta'nın boyacı sandığını seyrettikten sonra İçinizde Mercan Usta ile bir salaş meyhanede 2 kadeh içmek ve Mercan Usta'dan ayrılırken elini öpmek isteği dolmazsa İstanbul ilini bırakıp gidin. Nereye giderseniz gidin. Uçağa binip New York'a gidin paralıysanız. Parasızsanız Sarayburnu'ndan atın kendinizi.
3-400 binlikseniz gidin çirkin apartmanınıza, sümüklü çocuklarınızı, lavanta kokulu pasaklı karılarınızı kucaklayın. Ne bok yerseniz yiyin. Canım Mercan ustam. Ellerinden hürmetle öperim. Biz de bir zanaat ehliyiz. Yazı yazıyoruz ha. Ne Mercan ustaya, ne kilimleri dokuyan ellere, ne yazmaları boyayanlara, ne kalıpları dökenlere, ne çeşmi bülbülleri üfleyenlere saygı duyduk. Saygı duymadık da ne oldu? Dünyayı birbirine kattık işte. Sofralarımızı, kapılarımızı, gönlümüzü kapadık. Kapadık da ne ettik? Dünyayı birbirine kattık. Bir akşamüstü Bakırköy'ün deniz üstü bir salaş meyhanesinde Mercan Usta ile sıcak sıcak istrongilos balığı ile rakı içmek şerefine erdim. Yanımıza elleri saygı ile göbeğinin altında bağlı hırpani bir delikanlı yanaştı. Ustam dedi, benim sandığı yapar mısın? Sana layık değil ama 3-5 kuruş biriktirdim. Para lafını bırak dedi Mercan Usta. Nasıl bir şey olsun? Şöyle güzel bir şey olsun. Mercan Usta'nın suratı 50 derecelik rakı gibi sertleşmişti. Dedi, elimizden geldiği kadar gayret ederiz. Delikanlı anlayışlı biri olacak ki. Kusura kalma hoşgör usta dedi. Bilmez miyim? Sen kötü şey yapar mısın? Ben başka şey söylemek istedim, ağzımdan başka laf çıktı. Sandığın üstüne bir şey yazmanı isteyecektim de. Yok oğul dedi Mercan Usta. Ayak altına yazı yazmam. Ama sen söyleyeceğini söyle, ben ona göre bir şey düşünürüm. Yazdırmak istediğin yazıyı okumuş gibi olursun belki. Söyle bakalım. Şey Mercan Usta, gün ola harman ola. Boya sandıklarının en güzeli bu delikanlınınkidir. Arayın İstanbul'u, bu sandığı bulabilirseniz, önce dünya yüzünden kalktığını gördüğümüz zaman bayramlar edeceğimiz bir hakir sanatın, potin boyacılığının, sizden bin kere zevk ehli bir ehline utanarak, yaptığınızın kefaretini sevgiyle ödeyerek, potinlerinizi boyatın. Sonra çömelin sandığın karşısına, gün olur harman olur tablosunu seyredin. Bayılmazsanız, Hülyam kotrası ile Atlantik'i geçmeye gidin. Uğursuzluklar başınızda olsun.